Çok kıymetli misafirlerimiz, çok değerli Üsküdarlılar. Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in seferberliğinde Türkiye'nin her hafta 250-260 yerinde düzenlenen ve tüm milletimizin ve dünyanın yeniden tevhidle, İslam'la, Ehl-i Beyt'le buluşmasını sağlayan çok kıymetli Profesör Doktor Haydar Baş hocama saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Size de programımıza teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ülkemiz çok kritik süreçlerden geçmiş. Profesör Doktor Haydar Baş Bey bu tükenmişliği ardından bize çok güzel bir ufuk açtı. Manevi değerlerimizin hiçe sayıldığı, milli topraklarımızın, sınırlarımızın ve beraberliğimizin tartışma konusu edildiği bu günde Profesör Doktor Haydar Baş Bey, milli mücadele kahramanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü yeniden konu ederek milletimizin gündemine, milletimizin gönlüne sokmuştur. Milli mücadeleyi milletimize tekrar yeniden hatırlatmıştır. Bu çok manidardır. Bugün ülkemizin bu konuya çok ihtiyacı var. Ardından manevi duygularımızın tamamen tüketildiği, insanlarımızın manevi duygularının yok edildiği bir süreçte tevhidin merkezi Ehl-i Beyt diyerek milletimizin yeniden iman ehli, yeniden imani duruşa gelmesine vesile oldu. Bu sebeple bu programlar çok önemlidir. Bu sebeple milletimizin birlik ve beraberliği, toprak bütünlüğümüz için bu iki kavram çok önemlidir. Bu sebeple sevgili programcılarımıza sunumlarından dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Bize şeref verdiler. Bugün inşallah kendilerinden istifade edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ali Bey'e değerli konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmaya geçiyoruz. Avukat İbrahim Berk size hitap edecek. Sizi İbrahim Bey'e bırakıyorum. Çok kıymetli İstanbullular, ekranları başında bizi izleyen aziz Türk milleti, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Titanic filmini izlemeyeniniz yoktur. Meşhur Titanic faciasını bir hatırlatmak isterim. İngiltere'den New York'a, oradan Fransa'ya, Fransa'dan tekrar İngiltere'ye yola çıkmak üzere bundan 100 yıl önce hazırlanan ihtişamlı, teknoloji harikası, tantanalı bir gemi. Ama bu gemi biliyorsunuz iletişim kablolarının bozukluğu ve kaptanla onun sağ kolu birinci subay arasındaki iletişim bozukluğu ve üzerinde bin bir rivayetle ama temelde bir kaptan köşkündeki çelişkiden kaynaklanan gafletle birkaç saniyede, 37 saniyede okyanuslara gömülür, sulara gömülür ve içindeki mürettebatın ve yolcuların 2220 kişisinden 1514 kişisi ölür. Şimdi niye bunu anlattım? Türkiye içinde Atlantik ötesinden bir Titanic gemisi inşa edildi. AKP projesi, AKP iktidarı. Şimdi bu yeni Titanic'in, Türkiye için tezgahlanan Titanic'in seçimlere birkaç ay kala çatırtı ne güttük seslerini ve batış seslerini duyuyoruz. 13 yıldır gemi bir Amerika'ya, bir Avrupa'ya, Vatikan'a, bir Pensilvanya'ya, bir Orta Doğu'ya,
dümen kıra kıra ilerledi. Türkiye'nin yeraltı kaynaklarını, yerüstü kaynaklarını, bütün zenginliklerini adeta stoklayarak, içine doldurarak ilerledi. Ama şimdi buzdağına çarpmak üzere. Kendi oluşturduğu buzdağıdır bu. Dış politikadaki başarısız, vizyonsuz ve ihanete adeta dayalı, ihaneti, komşularına ihaneti, İslam dünyasına ihaneti temel prensip, temel ilke edinerek oluşturduğu stratejik derinlik adı altındaki bir girdaba batmak üzere. Ve yine 12 yıldır, 13 yıldır oluşturduğu enflasyonu düşüreceğim yalanıyla uydurduğu düşük kur, yüksek faiz soygun düzeniyle toplumu faize, borca, küresel kapitalizme esir eden ve bir adeta borç buzdağı, bir faiz buzdağı oluşturan AKP'nin şu günlerde buzdağına çarpışıyla karşı karşıyayız. Merkez Bankası ile Erdoğan arasındaki, Cumhurbaşkanı arasındaki polemiği, kavgayı böyle görmemiz gerekiyor. Bu tıpkı Titanic kaptanının birinci subayıyla kavgada buzdağına tostlaması gibi AKP iktidarı da Cumhurbaşkanı kaçak yapıdan Merkez Bankası subayına adeta takışarak, subayla didişerek Türkiye bir büyük krize, bir büyük ekonomik kaosa düşürmek üzere. Sizin hiç aklınız alıyor mu? Böyle bir şeyi mantıklı buluyor musunuz? Bir ülkenin cumhurbaşkanı, o ülkenin bakanıyla, o ülkenin Merkez Bankası başkanıyla tutuşuyor. Neymiş? Faizler düşürülmesiymiş, düşürülmeliymiş. Yani 13 bu yüksek faizi veren kim? Tayyip Erdoğan. Veren kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi Çankaya'ya çıkınca bütün günahı sanki bir meseleymiş gibi Merkez Bankası Başkanı'na yıkarak 13 yılın Merkez Bankası Başkanı'na ödetmeye bir günah keçisi ilan etmeye çalışıyor. Bu AKP'nin bugüne kadar sürdürdüğü bir taktiğin, bir mücadelenin parçasıdır. Her seçimde bir düşman, bir öcü uydurarak, bir öcü ilan ederek, toplumu o öcüyle meşgul ederek aradan sıyrılıp yine oy çoğunluğunu sağlamaya dönük bir cambazlık oyunudur. Ama bu millet bu saatten sonra inşallah bu oyuna gelmeyecek. Şimdi birbirlerinin ayağına basıp duruyorlar. Erdoğan sağa çekiyor, Davutoğlu dikkat edin sola. Erdoğan doları yükseltmeye çalışıyor, Davutoğlu faizi. Erdoğan Suudi Arabistan'a koşuyor, Davutoğlu New York'a. Erdoğan Suud Kralı El Suud'u tavaf ediyor, Davutoğlu New York'un boş sokaklarını tavaf ediyor. Şimdi umre fotoğraflarını sahneye sürerek aslında gerçek gezinin gerçek amacını örtmeye çalışıyor Erdoğan. Daha önce 2003 yılında da umreye gitmişlerdi hatırlayın. 2003 yılında umre fotoğrafını çekenler karga tulumba edilmişti. Güya neymiş? Hani ibadet esnasında işte fotoğraf çekilip rahatsız edilmesin. Bu bir istismar gibi görülmesin. Peki 13 yıl sonra şimdi ne yaptılar? Umre görüntülerini servis ettiler. Niye? Ben buradan bir kez daha altını çiziyorum. Cumhurbaşkanı içine düştüğü yalnızlıktan kurtulmak için, Türkiye'yi içine düşürdüğü krizden kurtulmak için, Orta Doğu coğrafyasına adeta
adım atacağı bir ülke neredeyse kalmadığı için yeni Suud kralını ne yaptı? Tavaf etti. Onların derdi umre değil, onların derdi Suud kralının bir nefes aldırması. Dönüşü ne diyor Cumhurbaşkanı? Suud kralıyla her konuda aynı düşünüyoruz. Peki Suud kralıyla her konuda aynı düşünüyorsanız bu Suud kralı İsrail'e toz kondurmuyor. Bu Suud kralı Mısır'a toz kondurmuyor. Bu Suud kralı IŞİD'e toz kondurmuyor. Demek ki Erdoğan bir çıkış yolu arıyor. Kendi elleriyle ördükleri, Türkiye'ye kurdukları tuzağı aşabilmek için. Çünkü artık tuzak onların da ayaklarına dolanmaya başladı. Aynı saatlerde, aynı günlerde Davutoğlu da yanına ekonomiden sorumlu Babacan'ı ve Cumhurbaşkanı'nın ikide bir adeta dayak attığı Merkez Bankası Başkanı'nı yanına alarak New York sokaklarına çıktılar. Dayak yemekten ses telleri kısılmış Bremen mızıkacıları gibi New York sokaklarında sıcak parayı cezbedecek türkü söylemeye, müzik çalmaya gittiler. Ama bu sıcak para yılanı artık Davutoğlu'nun, Babacan'ın mızıkasıyla dans etmiyor. Çünkü bir yanda Davutoğlu'nun kavalına bakıyor, aşka geliyor. Ama öbür yandan Erdoğan'ın başçının ensesine indirdiği sopayı görüyor. Bu sopayı ben de yerim diye korkuyor ve Türkiye'ye gelmiyor. İşin özeti budur. Peki bu nereye gidecek? Ne yapmaya çalışıyorlar? Cumhurbaşkanı gelmekte olan krizin seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığı seçimini, başkanlık sistemini tehlikeye düşüreceğini gördüğü için krizi adeta öne alıyor, krizi davet ediyor. Hedefi aslında AKP'nin daha düşük oy alması. Bakın burada tam tersini iddia ediyorum. Siz medyadaki yazılanlara, çizilenlere bakmayın. Çünkü Erdoğan şunu gördü. Bu iğneli fıçı haline gelmiş. AKP'yi yönetmektense bir PKK'nın mecliste olduğu yapıyı yönetmek daha kolay. Çünkü Davutoğlu'ndan çok Abdullah Öcalan'a sözü geçiyor. Onun için 400 vekil istiyorum derken sadece AKP vekillerini kastetmiyor. Aynı zamanda PKK vekillerini de kastediyor. Onun için Cumhurbaşkanı, AKP iktidarı bir yandan barajla millet iradesini frenlemeye çalışırken öbür yandan cezaevine konmuş terör elebaşısını, adeta onun projesini meclise taşıyor. Bundan sonraki gideceğimiz seçim bir AKP, HDP, PKK koalisyonudur. Bunu ben söylemiyorum. Bu ülkenin başbakan, baş danışmanı Etyen Mahçupyan ne diyor? AKP orduyla ittifak edemedi. AKP paralel yapıyla ittifakı çatırdadı. E ne yapacak? Elbette ki PKK'yla ittifak edecek diyor. İşte Erdoğan'ın yeni Türkiye'si budur. Batı'da Erdoğan'ın başkan olduğu, kral olduğu Türk tipi bir başkanlık. Doğu'da Abdullah Öcalan'ın başkan olduğu Kürt tipi bir başkanlık. Bu 40 katır mı 40 satır mı denklemine biz Türk milleti olarak razı olacak mıyız? Şimdi AKP 12 Eylül askeri darbesinin tahkim ettiği, daha doğrusu ihdas ettiği baraj sistemini tahkim ederek, daha da yasakları güçlendirerek bugünkü çarpık siyasi yapının oluşmasına ve maalesef Güneydoğu'da dahi seçmenin üçte bir oyunu alamamış bir yapıyı Türkiye'nin adeta ana muhalefeti haline getirmeye çalışıyor. Böyle bir ortamda
gerçekten demokrasi diyen, gerçekten bu milletin ve bu vatanın sevgisi yüreğinde olan muhalefete de, mecliste varsa böyle bir muhalefet, onlara da seslenmek istiyorum. Askerlerin ihdas ettiği, AKP'nin tahkim ettiği baraj sistemini yıkmak için muhalefetin bir demokrasi yüreğini, bir Türkiye, bağımsız Türkiye yüreğini ortaya koyması lazım. Bir kuantum sıçrama yapması lazım. Bir büyük millet iradesine dönüşmesi lazım. Bir büyük iktidar projesi ortaya koyması lazım. AKP'nin kurduğu barajı yıkmanın yolunu bu milletin önüne koymayan bir ana muhalefet, bu milletin önüne koymayan bir meclisteki muhalefet, millet vicdanında en az AKP iktidarı kadar bu ülkeyi PKK'ya mahkum ettiği için hesaba çekilecektir. Tarih bunun hesabını görecektir. Onun için ben diyorum ki iktidarın bu yasaklarına karşı baraj duvarını yıkacak olan bir büyük bağımsız Türkiye idealini, bir büyük iktidar alternatifini, bir büyük istikrar ve iktidar gücünü inşa etmek için bugün önce vatan diyen herkesin, her yüreğin bir araya gelmesi lazım. Onun için buradan Bahçeli'ye sesleniyorum. Sayın Bahçeli, hamamda şarkı söyler gibi tabanın gazını almaktan vazgeç. Bu kuru nutuklarla bir şey olmaz. Bu milletin önüne çözümü getirecek, çözümün adresini getirecek, yürekleri, beyinleri meclise taşıyacak bir cesareti koy. Aynı şeyi CHP'ye de buradan sesleniyorum. CHP, Kılıçdaroğlu'nun samimi gayretlerini biliyoruz. Ama kadro olarak bugün bir sınavla karşı karşıyadır. Bugün bu milletin önünde AKP-PKK koalisyonunu yıkacak bir istikrar ve iktidar alternatifi olmak için bağımsız Türkiye ruhuyla, milli ekonomi projesiyle el ele verip bir araya gelip bu makus talihi yıkmanın vaktidir diyorum. Ve son söz olarak muhalefete sesleniyorum. Muhalefete sesleniyorum. Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Evet, İbrahim Berk'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizlere yine bir avukat konuşmacımız hitap edecek. Sözü Ahmet Erman Bey'e bırakıyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir muhasebeleşme, bir dertleşme akşamında daha birlikteyiz inşallah. Konuşacağız, muhasebeleşeceğiz ve doğruyu, hakkı, hakikati bulmakta birbirimize inşallah faydalarımız, katkılarımız olacak. Değerli kardeşlerim, yeni Türkiye'nin kodları APO'nun ağzından 10 emirle birlikte açıklandı. Dünün eli kanlı katili, bugünün filozofu olan APO, 10 emirle birlikte nasıl bir Türkiye istediğini, yeni Türkiye'yi hepimize deklare etti. Anlıyoruz ki Başbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Türkiye, yeni Türkiye diye yeri göğü inlettiği şey meğer bize APO'nun diktiği bir elbiseymiş. Hükümetimize sonsuz müteşekkiriz. Sayelerinde Türkiye'miz, ülkemiz vizyonsuz kalmadı. APO'nun eline, APO'nun vicdanına, APO'nun yüreğine teslim edilmiş bir Türkiye fotoğrafı var artık karşımızda. Keşke bunun için 14 yıl beklemeselerdi. Buna hakikaten ihtiyaçları yoktu. Damat Ferit Sevri 3 günde imza etmişti çünkü. Şaka gibi değil ama şaka değil kardeşlerim. Şaka gibi ama şaka değil. Türkiye'nin yeni başkanı da, teorisyeni de, fikir önderi de artık masaya yumruğunu 10 emirle vuran APO'dur.
Kandili ile, arkasında İsrail'i ile, meclisteki illüzyoncuları ile, Erdoğan'ın verdiği hizmetlerle APO Türkiye'yi bugün teslim almıştır. Erdoğan'ın hayal ettiği Türkiye fotoğrafı budur. Ağzından APO'nun çıkacak iki kelimeye, sadece iki kelimeye teslim edilmiş bir Türkiye'miz var. Erdoğan'ın bence çok dikkatli olması lazım. O çok istediği, ihtirasları için sonuna kadar mücadele ettiği başkanlık koltuğundaki en büyük rakibi de artık Abdullah Öcalan'dır. Erdoğan bu gidişle ancak ve ancak APO'nun paraleli olur. Onu da bu akşam buradan kendilerine duyuralım. Değerli misafirler, şimdi APO önümüze 10 tane emir koydu. Bunu anlamamız lazım. Önümüzde bir ev ödevi var. Avrupa Birliği'nin önümüze koyduğu ev ödevi gibi bir şey bu. Ama anlamak ne mümkün? Öyle şifrelerle dolu, öyle soyut bir dil kullanıyorlar ki anlamamız mümkün değil. Sahipleri televizyon televizyon geçiyorlar. Birinci maddeden anlaşılması gereken şudur diyorlar. Biz öyle o tefsirle, o teville birlikte o kutsal metni anlayabiliyoruz. Aksi takdirde anlamamız mümkün değil. APO'nun, Erdoğan'ın ben bu anayasaya inanmıyorum diyen ama garabete bakınız ki anayasayı uygulamaktan birinci derecede sorumlu İçişleri Bakanlığı'nın kıvırmadan kıvırtmadan bu 10 emri anlama noktasında şu temel sorulara cevap vermesi gerekiyor kardeşlerim. O nedenle ben Cumhurbaşkanı'na 10 soruyu, 10 emri anlamak sadedinde en azından soruyorum. Soru 1. Türkiye'nin güneydoğusunda Kürdistan ismi ile idari yapı olmanın yanı sıra siyasi bir federasyon kurulacak mıdır? Soru 2. Bu federasyon self determinasyon hakkını kullanarak dilediği zaman Türkiye'den ayrılma hukuki imkanına sahip olacak mıdır? Bu federasyonun bir bayrağı, parlamentosu ve özel ordusu, güvenlik gücü olacak mıdır? Değiştirmek için bin takla attığınız anayasada Türkiye'yi Kürtler ve Türkler birlikte kurmuştur ibaresi yer alacak mıdır? Böyle bir ibare yer alacaksa anayasada kahrolsun ulus devlet dediğiniz yapıyı siz asıl iki ulus devlete bölmüş olmayacak mısınız? Türkiye'de 76 milyonun hiçbirisi Kürt kardeşini kendinden ayrı görmezken bin yıllık bir kimlik, birlik kimyası içerisinde herkesin ve tabii ki Kürt kardeşlerimizin de temel hürriyetlerini doya doya yaşamasından en az onlar kadar Türkler de mutlu olacakken bunu istismar edip olayı Türkiye'nin bölünmesine götürmek acaba kimi mesut edecektir? İsrail, Amerika, Kandilli, mahkum olan APO kim? İsrail mutlu olacaksa, ABD bu projenin tam da göbeğindeyse sizin bulunduğunuz pozisyonda ey Cumhurbaşkanı bir sıkıntı yok mu acaba? PKK silah bırakacak mıdır? PKK silahı nereye bırakacaktır? Silahı getirip devlete teslim etmeyeceğini anladığımıza göre buna bir silah bırakma denilebilir mi? Yoksa PKK silahı sadece duvara mı asacaktır? APO'nun 10 emri yerine getirilmeden PKK o sembolik silahı bırakmayı dahi kabul edecek midir? PKK şayet silahı bırakacaksa bunu sadece Türkiye'de mi yapacaktır? Yoksa Suriye'de, Kuzey Irak'ta, hatta İran'da mesela bırakacak mıdır? Yurt dışında bunu yapmayacağı kesin olduğuna göre bu nasıl bir silah bırakmadır? Süleymaniye'de sessiz sakin yatan 30 kilometre ötemizdeki bir türbeyi koruyamadığımıza göre PKK duvardaki silahı istediği zaman alıp yeniden namluyu Türkiye'ye doğrultursa bunu engelleyecek bizim bilmediğiniz bir gücünüz mü var acaba? Böyle bir gücünüz varsa niye bunu Süleyman Şah Türbesi için ya da PKK'yı cephede yenmek için kullanmıyorsunuz da teröre teslim oluyorsunuz? PKK sonbaharda silah bırakma kararı almazsa ne olacak? Bu durumda PKK siyasi bir yapı olarak meşruiyet kazanacağına göre Türkiye'nin pozisyonu acaba çok çok daha kötü olmayacak mıdır? PKK'nın silah bırakmasını sağlayacak, PKK'nın taleplerine evet demek ve mahkum APO'yu kullanmak dışında hükümet olarak acaba bir yaptırımın gücünüz var mıdır? Genel af çıkaracak mısınız? Açılım süreci nerede duracak? Başbakan 2007'de açılımın sınırlarını ve limitlerini kamuoyunu belirler.
açılımın limitlerini şimdiden söyleyemeyiz demişti. Burada bahsettiğiniz ey Cumhurbaşkanı, kamuoyu halkın kendisi midir? Yoksa Amerika'nın talepleri midir o açılımın içeriğini dolduracak olan? Çünkü bu milletin %99'u bölünme filan istemez. Limiti belli olmayan bir açılım süreci olabilir mi? Bu ülkenin veremeyeceği taviz yok mudur? Bu ülke bir buz cumhuriyeti veya Apo'nun ya da pardon rüzgarın önündeki bir yapraktan mı ibarettir? Evet kardeşlerim, bu sorular nettir. Cevaplarının da şifreli değil, net bir şekilde ortaya konulması bizzat Cumhurbaşkanı ve sır küpleri tarafından millete açıklanması zarureti vardır. Bu milletin çünkü Türk'ü ile Kürt'ü ile kendisine giydirilmesi planlanan deli gömleğinin hangi boyutlarda olduğunu, kaç gömlek olduğunu bilmeye hakkı var. Değerli kardeşlerim, bu 10 emir ile birlikte ülkemiz artık bambaşka bir viraja girmiştir. Bunun etkilerini bugünden itibaren görüyoruz. Türkiye siyahla beyazın, hakla batılın aynı nehre dökülerek milletin üzerine akıtılacağı bir döneme girmiştir. Güvenliğimiz tehlikede, canımız tehlikede, birlik ve bütünlüğümüz tehlikede, adaletimiz tehlikede, temel hak ve hürriyetlerimiz tehlikede, sınırlarımız tehlikede, vatanımız tehlikede. Nereden geldiği, nereye gideceği belli olmayan ama hissiyatlarımızla anlıyoruz ki her şeyimizin yok edileceği bir senaryoya Türk milletini kurban, bu toprakları, bu vatan topraklarını musalla taşı olarak yazmışlar. Niye hissiyat diyorum? Çünkü akıllar kardeşlerim, bin bir türlü algı operasyonu ile mahkum durumdalar. Niye hissiyat diyorum? Çünkü aklı temsil eden aydın ve bürokrasi ve devlet aklı mahpus olmuş durumda. Niye hissiyat diyorum? Çünkü akıl kolaya kaçmış, korkmuş, tırsmış ve bu ülke bir deliler ülkesine dönmüş. Onun için şimdi yürek ve imanlarımızla konuşmak, yürek ve imanlarımızla olanı biteni ve duvarın arkasındaki olanı biteni anlamak zorundayız. Yüreklerin konuşması, hikmetin ortaya çıkması ve Allah'a teslim olmanın saati geldi kardeşlerim. Yoksa her şeyi bildiğimizi zannederken, her şey iyiye gidiyor olduğunu zannederken, daha anlayamadan vatanımızı ve birliğimizi bir daha gelmemecesine kaybedeceğiz. Eğer aklı terk ettiği bu ülkede yüreklerimize tutunamazsak, 40 bin kişinin katilinden sulh ve adalet dilenmek, bunu nasıl izah edeceğiz? Kulaklar sağır, diller çatallı ve her şey yalana teslim kardeşlerim. Bu medeniyet krizinin de ötesinde bir iman krizine işaret ediyor. Haçlı Avrupa Birliği'nin en çok Müslümanlar tarafından desteklenmesi gibi, Vatikan'a Müslüman'ı suçlayıcı mektuplar gönderen hoca efendiler gibi inanıyor ve inandırılıyoruz ki Apo olmasa bugün Türkiye'de birlik olmayacak. Şuna bakar mısınız? Dua ediyor duruma geldik ki Apo yoldan çıkmasın, Apo bizi terk etmesin. Kendimize sormalıyız. Allah'ım nasıl bir suç işledik ki bir katilin elinden barış isteyebilen bir noktaya geldik. Böyle bir kader yaşıyoruz. Apo'nun kurtarıcı olduğu, Apo'nun önder olduğu, Apo'nun yol gösterici olduğu ülkenin ve insanın bu soruya cevap vermeden belini doğrultması, burnunun çöplükten kurtulması asla ve asla mümkün değil. Işıkları söndürelim, ellerimizi vicdanımıza koyalım, aklımızı avucumuzun içine alalım, kirli dünyayı ve hesabı kitabı bir an için unutalım, çoluğu çocuğu çeki senedi bir tarafa itelim, son nefes muhasebesiyle uykusuz bir gece geçirelim kardeşlerim. Soralım kendimize, biz nerede hata yaptık da bir katilden barış istiyor duruma geldik? Bu muhasebeyi yaptığımızda kardeşlerim, rüyamıza girecek isim Profesör Doktor Haydarbaş'tır. Bu günleri bize ifade eden o insana biz büyük bir yanlış yaptık. Durun ey kalabalıklar, bu yol çıkmaz sokak. Ben size tertemiz, geniş, refah bir cadde tavsiye ediyorum diyen o sese, Profesör Doktor Haydarbaş'a kulağımızı tıkadık, sırtımızı döndük, onu aldattık, ona yalan söyledik. Sanki maneviyatı kandırabilirmişiz gibi
aslında kendimize kazık üstüne kazık attığımızı unuttuk ve bugünlere geldik. APO'dan barış, APO'dan hürriyet dileniyoruz ve hükümetim bizim için yazabildiği tek kurtuluş senaryosu APO'ya teslim olmak. Cumhurbaşkanımızı ödüllendirdik. Her seçimde daha çok oy verdik ona. O bir istedi, biz iki esirgemedik. Sormadık, sual etmedik ve en sonunda o sevdiğimiz, saydığımız Erdoğan bizi APO'nun kucağına teslim etti. Bundan daha büyük yanlış olabilir mi kardeşlerim? Bir yanda bizi APO'ya mahkum eden Erdoğan var, diğer yanda bize birliğin anayasasını yazan, tevhid diyen Profesör Doktor Haydar Baş var. Bir yanda ülkeyi Türk-Kürt diye ikiye bölen Erdoğan var, diğer yanda Türk'ü ve Kürt'ü kardeş yapan, bunun formülleriyle gece gündüz uykusuz geceler geçiren Profesör Doktor Haydar Baş var. Bir yanda temel hak ve hürriyetlerimizi polisin copuna teslim eden Erdoğan, diğer yanda benim iktidarımda can, mal, namus, din ve vicdan hürriyeti en büyük mukaddesattır ve korunacaktır ölümüne diyen Profesör Doktor Haydar Baş var. Bir yanda bizi batıya ve onun kurumlarına, onun tefessüh etmiş değerlerine teslim eden Erdoğan var. Diğer yanda bizi tertemiz Ehl-i Beyt gemisine davet eden Profesör Doktor Haydar Baş var. Bir yanda çöl, diğer yanda okyanus, ama biz çölü tercih ettik. Biz yanlışı tercih ettik. Biz kiri pası tercih ettik ve Allah da bize böyle bir kaderi yaşattı. 40 bin kişinin katili olarak tarif ettiğimiz bir insanın elinde şu an teslim olmuş vaziyetteyiz. Her yaptığımız fiilden kardeşlerim mesulüz ve Allah bizi tercihlerimizden hiç şüphe yok ki hesaba çekecek. Tercihimiz hırsızdan, tercihimiz arsızdan, tercihimiz yolsuzdan, tercihimiz canilerden ise onlara yol ve kuvvet veriyor, onları dost ediyor ve dost ediyorsak Allah da bizi terk eder kardeşlerim. Yalnız bırakır, yanlışa mahkum eder. Bugün yaşadığımız kader budur. Kaybeden de biz değiliz, Haydar Hoca değil. Bunu herkes böyle bilmek zorunda. Haydar Hoca çünkü birin yanındaki sonsuz etkidir kardeşlerim. Yanında olursan, bir olursan, beraber olursan büyürsün. Almazsan sıfırında tükenirsin. Mesele bu kadar basit, mesele bu kadar yalın. Bakın şimdi en son %43 ile ödüllendirdiğimiz Cumhurbaşkanı'nın 10 emirle açılan yoldaki bazı sözlerini ibretle sizlere hatırlatmak istiyorum. Bakalım bugüne tesadüflerle mi gelmişiz, yoksa son derece bilinçli, yazılmış, senaryosu kurgulanmış ve bir uygun zemin ve bir uygun sahne oluşturulacak bir süreçle birlikte mi gelmişiz? Tayyip Erdoğan 24 Eylül 2009 ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Princeton Üniversitesi'nde Tayyip Erdoğan konuşuyor. Sözleri şu: açılımla ilgili olarak gazeteciler soru soruyor ve bununla ilgili olarak söylüyor ki buradaki, yani açılımdaki hesabımız şudur: kısa, orta ve uzun vadeli olarak bütün bu açılım sürecini çalıştırmayı hedefliyoruz. Yani hepsini bir anda derseniz bu tabii mümkün değil. Hazmede hazmede, hazmettire hazmettire bu süreci devam ettirmemiz lazım. Tayyip Erdoğan 30 Ekim 2007 yılında Çankaya Köşkü'nde bu kez Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını cevaplandırıyor. Bir gazeteci diyor ki, Kızey Irak'ta bir askeri operasyon düşünülüyor mu? Bakın ne diyor: Türkiye olarak bizim muhatabımız Barzani olamaz ki. Bizim muhatabımız Irak merkezli hükümettir. Ayrıca Barzani o bölgede terör örgütüne yataklık yapmaktadır. 2007'de Barzani için terör örgütüne yataklık yapıyor diyen Cumhurbaşkanı'nın Orta Doğu'daki en büyük dostu Barzani, Irak'taki merkezi hükümeti asla desteklemediler ve ayrılıkçı Kuzey Irak'ın yıldızını parlatan bu hükümet ve bu cumhurbaşkanı oldu. Tayyip Erdoğan, Oslo görüşmeleri internetten sızınca gazeteciler soruyor: PKK ile görüşüyor musunuz? Cevap: PKK ile görüşen şerefsizdir. 2 Mart 2015 Recep Tayyip Erdoğan, APO 10 emri açıklamış ve gazeteciler soruyor, Cumhurbaşkanı cevap veriyor: onlar ne istedi de biz vermedik. Evet, çok doğru kardeşlerim. Bu hükümet
Terör ne istedi de vermedi ki? Bizim 15 yıllık bu hükümetle ilgili serüvenimizin özeti budur aslında. Terör ne istedi de vermedi bu hükümet? Bizi yöneten akıl hazmettire hazmettire teröre ülkeyi gizli kapaklı mahfillerde sattılar kardeşim. Ve şimdi gerçeği haykırıyorlar. Gözümüze baka baka ne istediler de vermedik. Bu anlayışla, yalanla, kandırmayla, şahsi iktidarlar için yola çıkanlarla varacağımız liman işte budur. Yeri gelmişken hatırlatayım kardeşlerim. Ne istedikler de vermedik sözünü Recep Tayyip Erdoğan hatırlayın cemaat için de kullanmıştı. Kavganın başladığı günlerde gelen bir itiraftı bu. Cumhurbaşkanı şöyle demişti. Beni niye zora sokuyorlar ki? Sonuçta onlar ne istediler de vermedim ki bana bu işlemi reva görüyorlar. Gelin hiç yorum yapmadan ne istediler vermedik denilen insanlar önce ne demişler sonra ne demişler o 17-25 Aralık operasyonundan sonra hafızalarımızı bir tazeleyelim onu bir hatırlatalım. Madem ki bu akşamı naçizane bendeniz bir muhasebe akşamı ilan ediyorum öyleyse bunları iyi tanımamız lazım. Önce ne diyorlar sonra ne diyorlar bir fikri takip yapalım ve birbirleri hakkındaki aşk dolu cümleleri ve ardından nefret dolu cümleleri söyleyerek bunların aslında kimyalarının, ferasetlerinin, bakış açılarının ne olduğunu kendi sözlerinden, kendi ağızlarından sizlerle paylaşalım kardeşlerim. 17-25 Aralık henüz olmamış. Fethullah Gülen konuşuyor. Her gün Rabbime iltica edip yüce dergahına yöneldiğimde her daim dua ettiğim Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci kez ameliyat olduğunu öğrendim. İlk ameliyatını duyduğumda da fevkalade derinden üzülmüş, hastalığından bir an evvel kurtulmasını dilemiştim. Hatta yakın dostlarıma hizmetlerinden dolayı acaba nazar mı değiyor demiştim. Şimdi yeniden ameliyat olduğunu teessürle öğrendim. Yaptığı hizmetlerle milletimizin medar iftiharı haline gelmiş başbakanımızın bir an evvel sağlığına kavuşması için Cenab-ı Rahim'den, Errahmanirrahim'den niyazlarda bulunuyorum diyor Fethullah Gülen. 24 Ekim 2013'te Fethullah Gülen'in gazetesi Zaman'da Ekrem Dumanlı bakın ne yazıyor. Hoca Efendi'yi ilk aranlayanlardan biri Başbakanımız Tayyip Erdoğan'dı. Zarif bir ses tonu ile geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hoca Efendi de aynı zerafette Başbakan'ın hatırını sordu. Zahmet buyurdunuz dedi. Söz sırası dualaşmaya geldi. İkisi de hem dua istedi birbirinden hem de dua ettiler birbirlerine. Görülmeye değer bir tabloydu. Uzaktan bu tabloyu izleseydiniz ağlardınız. Yahu işgüzarlar artık aradan çekilin ki fitne ateşi sönsün diyeceksiniz. Görüşme bitince Hoca Efendi sesi çok güzel geliyordu başbakanımızın diye bol bol dua etti. Erdoğan'dan bir gönderme Fethullah Gülen Hoca Efendi ile ilgili olarak şöyle diyor. Biz gurbette olan şu vatan topraklarına hasret içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz. Sıla hasreti bitmelidir, bitsin istiyoruz. 12 Eylül referandumu sonrası meşhur konuşması, partisinde yaptığı balkon konuşması. Okyanus ötesinden 12 Eylül referandumuna destek veren kardeşlerimi sonsuz bir mutlulukla kutluyorum. Ne yapayım? Burada okyanus ötesinde mesajlar olduğuna göre bizim de bu mesajı verenlere bir mesajımız olmalı. MHP'nin kasetleri ortaya çıkıyor, suçlamalar var, cevabı Tayyip Erdoğan veriyor. MHP'nin Hoca Efendi'ye yaptığı saldırı ihanet derecesindedir. Çok çirkin bir şey. Bir defa onun bulunduğu makam böyle bir şey müsaade etmez ki. Çok çirkin, çok ayıp. İhanet derecesinde kınıyorum. Aşk ilişkileri bu değerli kardeşlerim. Şimdi bir de 17 Aralık operasyonu sonrasında birbirlerine ne demişler? Ben size onları bir hatırlatayım. Fethullah Gülen, Allah'ım onları hezimete uğrat, onları sars, onları paramparça et, onları birbirine musallat et. Allah onların evlerine ateşler versin, yuvalarını yaksın, birliklerini bozsun. Erdoğan, bu nasıl beddua, kime ediyor, sıkıysa isim versin. Fethullah Gülen, mesaviyi Allah biliyor, haramiliği Allah biliyor, hırsızlığı Allah biliyor. Erdoğan, şunu bilesiniz ki istediğiniz kadar oralara yerleşin. İninize gireceğiz, ininize. Fethullah Gülen, kimin indi olduğunu Allah görüyor. Kimsenin hıyanetini deşifre etme vazifemiz yok. Erdoğan, alçaklıktır, şerefsizliktir, namussuzluktur, ahlaksızlıktır. Hem dindarım diyeceksin, hem de en iğrenç biçimde masum insanlara iftira edeceksin. Fethullah Gülen, dememiştim
demeden edemedim. O kadar diş gösterildi, o kadar salya atıldı, o kadar kimse tahrik edildi, o kadar tweetlerde o melun düşünceler bir yönüyle vizesiz rahat dolaştı ki demeden edemedim. Erdoğan, Ergenekon'la mücadele ettik, Pensilvanya'yla da mücadele edeceğiz. Neymiş Pensilvanya'da inzivaya çekilmiş? İnzivaya çekileceksen gel ülkende çekil. Bu nasıl inziva? İnzivaya çekilmiş ama oradan alüfteleri takip ediyor. Alüfte meselesini bilirsiniz. Fethullah Gülen, yani biraz da eğlenceli uzatıyorum ama Fethullah Gülen, yeni bir dünya kuracağız. Hakimiyet değil, hükmetme değil, totaliter sistemler kurma zamanı değil, diktatörlükler tesis etme değil, tiranlıklar kurma değil diyor Erdoğan. Bu can bedende oldukça paralel yapıyla mücadele sonuna kadar devam edecektir. İşte kardeşlerim, uğurlarına Haydarbaş hocamı küstürdüğümüz, harcadığımız, dini ve devleti teslim ettiğimiz insanların dünü ve bugünüyle birbirlerine karşı söyledikleri sözler bunlar. Dün başka, bugün başka, yarın ne olacağını bilmiyoruz. Peki bunlara biz nasıl güveneceğiz kardeşimlerim? Mukaddesatımızı bunlara nasıl teslim edebiliriz? Dinimizi nasıl teslim edebiliriz? Devletimizi nasıl teslim edebiliriz? Barışı nasıl teslim edebiliriz? Bu ülkenin geleceğini bu ellere, burunların ucunu bile en iyi ihtimalle görmeyen, kötü ihtimalle birbirlerinin ayaklarına bastıkları zaman hani sonuna kadar savaş eden, bir menfaat ve bir şebeke beraberliği gösteren bu insanlara nasıl güvenip de bütün bu kıymetlerimizi teslim edebiliriz? Teslim ettik, Hoca Efendi gitti, dini Vatikan'a sattı. Erdoğan da gitti kardeşlerim, İmralı'ya sattı. Onun için diyor ve tekrarlıyorum ki muhasebe, ille de muhasebeye ihtiyacımız var kardeşlerim. Muhasebe yapalım, rüyalara girelim ve bakalım o rüyalarda karşımıza kim çıkıyor. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin maalesef sorunu bu şartlar altında, Kürt sorunu, Güneydoğu sorunu, terör sorunu, Türk sorunu, terörün, barışın tarifi falan değildir. Türkiye'nin sorunu kardeşlerim bir idare sorunudur, bir yönetim sorunudur. Ama biz öyle bir ölüm virajına girdik ki en ufak yanlış artık şu saatten sonra bizi telafisi olmayan uçurumlara yuvarlayacak. Onun için teslim alınmış akıllarımızı değil, imanlarımızı konuşturmanın zamanı. Gözlerimizi kapatalım ve arenadaki tüm aktörlere bir bakalım, bir daha bakalım, sonra da kararımızı verelim. Türkiye aslında bu anlamda en güçlü olduğu yerinden vuruluyor. Türk ve Kürt tek bir millet olamadığımız iddia edilerek bu güçlü kimlikten şimdilik iki millet, iki bayrak, iki vatan oluşturularak kotarılıyor. Oysa dünyada hiçbir millet yok ki kardeşlerim bizim kadar bir ve tek olsun. Bin yıllık ortak geçmişe ve tecrübeye rağmen hala biz bir millet olmadık diyebilir miyiz? Ellerimizi vicdanımıza koyarak söyleyelim. Eğer bu millet millet değilse kim tek millettir Allah'ınızı severseniz? Hem 5000 yıllık bir devlet tecrübemiz var. Hem 1000 yıllık bir beraberliğimiz var. Anadolu yaylasında insanlığın medeniyet kurucusu 5 milletinden birisiyiz. Ama hala millet ve devlet olmanın ilk safhasında olduğumuz bize yedirilmeye, dayatılmaya çalışılıyor. Bu tablo doğru değil kardeşlerim. Bu tabloda bir illüzyon var. Bu tabloda bir yalan var. Bu tabloda bir tuzak var. Hiç kimse bu kadronun, bu ekibin, Bağımsız Türkiye Partisi'nin bu cilalanmış yalanlara inanacağına, kanacağına inanmasın. 1071'de Malazgirt'te ve son olarak Çanakkale'de Diyarbakırlı, Antepli, Edirneli, Yozgatlı şehitlerin kanları ile yenilenen sözlü anayasa ile Çanakkale'de İstiklal Savaşı'nda bu millet birlikte yaşama anayasasını yazdı. Şehit kanları ile yazdı. Meseleye böyle bakmadan, tarihsel perspektiften bakarak APO'nun kollarında bir çözüm üretemeyiz. Oradan bize bir barış gelmez. Hatırlatalım, Osmanlı İmparatorluğu bölündü ve Orta Doğu, Balkanlar, Kafkasya, Afrika 200 yıldır kanla banyo yapıyor. O beğenmediğiniz Türkiye'nin bölünmesiyle Güneydoğu, Irak, Suriye, başta Anadolu olmak üzere aynı kan banyosunu çok daha şiddet bir şekilde yaşayacaktır. Bu milletin ayrılığına neden olan o sebeple kardeşlerim, ayrılık ateşine odun taşıyan hiç kimse ayrılığın getireceği vebalden kurtulamaz. Bu çok büyük bir günah ve mukaddesat çocuk oyuncağı değildir kardeşlerim. Düşününüz ki bir anneden evladını, babadan çocuğunu ayırıyorsunuz. Kardeşleri birbirinden ayırıyorsunuz.
akşam evladının yuvasına dönmesini kapıda dualarla bekleyen anneye çocuğunuz bir daha bu eve gelmeyecek diyorsunuz. Bundan daha büyük bir zalimlik olabilir mi? Yaşadığımız trajedi budur. Bin yıldır aynı evde yaşayan, aynı annenin süt emzirdiği, aynı babanın evlatlarına hayır siz kardeş değilsiniz, on emir ortada ayrılacaksınız diyoruz şimdi. Bu vicdansızlığın tarihi yazılsa birinci sıraya yazılır. Ve emin olun ki Haçlı seferlerinden daha büyük bir tehlikedir. Endülüs'ün düşmesi imparatorluğun, Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması kadar da vahim sonuçları olacaktır. Türkiye terör sorununu çözerken amacını evvela iki kardeşini birbirinden ayırmak değil, birleştirmek üzerine kurgulamalı ve tarif etmelidir. Hep söylediğimiz üzere ayrılığın değil, birliğin anayasasını yazılır. Zaten ayrılmak için de kardeşlerim anayasa yazılmaz. Ayrılıklar savaşlarla gerçekleştirilir. Birlikler ancak anayasayla yazılır. Tarihe bakın bu böyledir. Anayasa tarihi de böyledir. Birliği yazmak, vurgulamak bin yıllık kardeşliğe aykırı değildir. Bu Kürt kardeşlerimizi rencide etmekte değildir. Çünkü biz onlardan başka bir türkü söylemiyoruz. Farklı bir dine inanmıyoruz. Farklı bir tarihimiz yok ve farklı bir gelecek tasavvurumuz da yok. Aksini düşürmek hem Türkiye hem de hakarete, Türkiye hakarettir. İşin özü bu. Türkiye'nin Kürt'e, Türk'e, Çerkez'e baba gibi şefkat gösteren bir yönetim anlayışına ihtiyacı var. Baba evladı için kötülük düşünmez, evlat da babasına ihanet etmez. Bu akla ve imana aykırı olur. O nedenle Türkiye iktidarını baba şefkati ile yoğurduğunda, Profesör Doktor Haydar Başbey'in o mübarek ellerinde yoğurduğunda Kürt sorununu da çözmüş olacaktır kardeşlerim. Çünkü Haydarbaş olmak demek, kardeşlik demektir, şefkat demektir, merhamet demektir, adalet demektir, evlatlar arasında fark gözetmemek demektir, zenginlik ve refah demektir ve içimizi karıştıranların ellerinin kırılması demektir. Söyleyiniz, bu kavramlardan daha değerli ne şey var kardeşlerim? Putlaştırdıkları demokrasi hangi coğrafyaya sulh getirdi? Hangi barış sürecinden ne çıktı? Zenginlik mi getirdi, adalet mi getirdi? Irak, Afganistan, Suriye ve Filistin'de demokrasinin bomba olup nasıl yağdığını hepimiz şahitleri değil miyiz? Dün dost tutuklarının üzerlerine işleri bitince nasıl sifon çektiklerini de biliyoruz. O nedenle biz kendi derdimizi kendi kavramlarımızla aynı ailenin fertleri olarak çözeriz. Yeter ki ayrılığı dayatanlar bölgeden ve üzerimizden ve içimizden ellerini çeksinler. İktidar ayrılıkçılığı körükleyenlere borazanlık etmesin, millete tuzaklar kurmasın. Bu milletin büyükse şayet büyüklüğünü göstererek dayatılana değil, kendisini büyütecek olana, hizmet edecek olana yönelmesi, bir an evvel yönelmesi temennisiyle, başka da bir yol olmadığı imanı ile hepinizi bu muhasebe akşamında saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum efendim. Sağ olun, var olun. Muhasebesi için avukat Ahmet Elim'e teşekkür ediyor ve sizlere hitap etmek üzere ekonomist Selim Kotil'e sözü bırakıyorum. Sözü ilahiyatçı yazar Mehmet Emin Koç'a bırakıyorum. Çok kıymetli Üsküdarlı kardeşlerim ve aziz Türk milleti, ekranları başından bizi izleyen kıymetli izleyicilerimiz ve muhterem hocam Genel Başkanım, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Başbey, hepinize saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Türkiye'nin bugün herkesin ne kopartırız, ne taviz alırız diye plan program içerisinde olduğu bir süreçten geçtiğine artık sadece 75 milyon yüce milletimiz değil, bütün insanlık şahit olmaktadır.
hesap kuranlar, bölge oyuncuları, küresel oyuncular AKP hükümetinin artık bitmişliğinden, zafiyetinden istifade edip hem ülkemize dönük hem bölgemize dönük her türlü tavizi kopartma telaşı ve kavgası içine girmiştir. Böyle bir süreç basit bir süreç değildir değerli kardeşlerim. İç ve dış borç toplamımız 1 milyar doları aşmıştır. Sadece vatandaşın tüketici kredi borcu 350 milyar Türk lirasına varmıştır. İşsizlik rakamlarını resmi rakamlar 13.5 falan gösteriyorlar. Reel işsizlik rakamları %25'lerin, 30'ların üzerinde seyretmektedir. Ve çok enteresan, 13 yıldan beri hükümetin seslendirdiği tek pembe tablosu vardı. Tek sihirbaz mahareti vardı. Efendim döviz dolar yerinde duruyor. Bugüne kadar ne söyledi iseler hepsi yalan çıktı ve en son Allah son şamarı da dolar üzerinden attı. 13 yıl üzerine dolar 2600 liraya çıktı. Demek ki bunların artık tutunacak dalları, uyduracak hikayeleri kalmadı. Kalmadı da bu bunlara ait bir tablo değil değerli kardeşlerim. Devletin ve milletin elinin zayıflaması, devletten ve milletten taviz kopartmak isteyenlerin elinin güçlenmesi manasına gelir. Bu bakımdan bakıyorsunuz, paçalarını kurtarmak için dağdaki Apo ile uzun zamandan beri pazarlıklarını sürdürüyorlardı. Hatta Sayın Erimhan altını çizdi. Ne diyorlardı? Hatırlayın Sayın Erdoğan'ın referandum konuşmasını. Terör örgütüyle bizim 4 defa pazarlık yaptığımızı, masa başında bir araya geldiğimizi söyleyen şerefsizler ifadesini bizzat kullandı. Arkasından da Sayın Arınç, ki o da efendim eşekten düşmüşe dönmüş vaziyette. Niye eşekten düşmüşe dönmüş? Şu açıklamayı yapıyor. Diyor ki hükümetle beraber herhangi bir bildiriyi aynı anda biz ilan etmeyiz, edemeyiz cümlesini kullandı. Kullandıktan 3-5 saat sonra bakıyorsunuz ki Sayın Erdoğan'ın prensi Akdoğan'la APO'nun arkadaşları, sözcüsü Sayın Sırrı Süreyya Önder birlikte APO'nun 10 emirini deklere ettiler. Hükümet sözcüsünde haberi yok. Bu hükümet sözcüsü Turgutlu'ya gittiğinde şunu açıklıyordu. Aynen cümlesini ben size buradan aktarmak, okumak istiyorum Sayın Arınç'ın sözünü. Terör örgütüyle pazarlık yapılmış. Bunu kim söylüyor? Dağdaki eşkıya. Şimdi eşkıyanın sözüne bakacaksın, onu dinleyeceksin de. 35 yıldır Turgut'taki kardeşlerimin tanıdığı Bülent Arınç'ın sözüne bakmayacaksın. Böyle şey olmaz. Böyle şey vicdanlara sığmaz. Biz teröristle, örgütle pazarlık yapacak kadar namussuz ve ahlaksızlardan değiliz. Kim diyor? Hükümet sözcüsü Sayın Bülent Arınç. Devleti ve milletimizin elini ne kadar zayıf düşürdüler ki bu çıkışları yapan hükümet, Sayın Erdoğan, Sayın Arınç, Sayın Davutoğlu, bu çıkışları yapan bu insanlar geldiler PKK ile terör örgütüyle pazarlık yaptıklarını alenen ortaya çıkartmak durumunda kaldılar. Değerli kardeşlerim, bu Türkiye'nin kırılma noktasıdır. Bu Güneydoğu halkımızın hakkını, hukukunu temin etmek değildir. Güneydoğu halkının, Kürt kardeşlerimizin hakkını temin etmek isteyen biri varsa o da kimdir biliyor musunuz? Diyarbakır'da, Batman'da, Hakkari'de buradaki petrol kuyularının sahibi bu millettir. Elin Fransızı, Hollandalısı, İngilizi, Amerikalısı değildir.
bu madenler, bu bor, bu altın, bu petrol, madem ki bu Türk milletinindir, bunlar çıkartılacak ve bu millete verilecektir, Türk milletine dağıtılacaktır diyen Türk milletinin hakkını, Güneydoğu'nun hakkını savunuyor. Bunu kim söylüyor? Profesör Doktor Haydar Baş Bey. Ne HDP vekili, ne PKK'nın elemanları oradaki petrolün davacısı değillerdir. O halde değerli kardeşlerim, Güneydoğu'daki, Doğu'daki, Karadeniz'deki insanların da haklarını ve hukukunu temin edecek olan Bağımsız Türkiye Partisi Milli Ekonomi Modeli ve onun sahibi Profesör Doktor Haydar Başbey'dir. 75 milyonun sahibi Profesör Doktor Haydar Başbey'dir. Bir başka şey değerli kardeşlerim. Bakınız bunlar Eğit Donat projesi uyguluyorlar. Eğit Donat. Daha ne yaptılar? Geldikleri günden bu tarafa, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da Amerika ne kadar işgal, ne kadar katliam, ne kadar cinayet işlemiş ise bunlar Büyük Orta Doğu Projesi'nin biz eş başkanıyız hevesiyle, havası ile ortakçılık yaptılar. Şimdi Sayın Erdoğan Beytullah'tan poz gönderiyor. Bunlara Yunus'un bir sözü vardır, onu okuyarak cevap vermek lazım. Bir kez gönül yıktın ise o kıldığın namaz değil. Kaç gönül yıkıldı? 3 milyon tane Müslüman can verdi Büyük Orta Doğu coğrafyasında. Şimdi CHP'ye yükleniyor. Bütün ekibiyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'ni en altından bunları din dışı diye itham ediyor. Bu CHP'ye bakıyorsunuz, sen Suriye'de Müslümanın katledilmesine ortak olamazsın. Libya'da Müslümanların katledilmesine ortak olamazsın. Irak'ta Müslümanların canlarının, mallarının telef olmasına ortak olamazsın diye AKP'yi ikaz eden kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi vicdan sahibi bütün Türk milletinin kendisine sorması gerekir. İslam coğrafyasında hiçbir tane Müslümanın dileği bu Müslümanların katledilmesi olamaz. Bunların canları, malları telef edilemez diyen Kılıçdaroğlu mu Müslüman, yoksa Amerika ile beraber bu coğrafyada Müslümanların katledilmesi için Müslüman avcılığına çıkan bunlar mı Müslüman? Değerli kardeşlerim, basit bir olaydan bahsetmiyoruz. Beytullah'ı tavaf edersin. Sen İbrahim'in yaptığı Beytullah'ı tavaf ediyorsun. Ama asıl Allah'ın yaptığı insan olan o kalp beytini yıktın. 3 milyon Beytullah'ı yıktın. Beytullah'tan daha kıymetli bir insan. Bakınız Efendimiz buyurur ki, يَتُوفُ النَّبِي فَيَكُولُ مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ مَا أَعْزَمَكِ وَأَعْزَمَ حُرْمَتَكِ فَوَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِهِ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْزَمُ مِنْكِ عَمَّالِهِ وَدَمِهِ Peygamber Efendimiz Kabe'yi tavaf ediyor ve konuşuyor, hitap ediyor. Ey Allah'ın beyti, ne büyüksün, ne yücesin. Kokun ne güzel, raihan ne yüce. Canım, ruhum, kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir Müslümanın canı, malı, toprağı, ırzı vallahi ey Kabe senden daha büyüktür. Kim buyuruyor? Alemlere rahmet Hazreti Muhammed. Alemlere rahmet Hazreti Muhammed'in bu ölçüsünü hatırlatan CHP dinsiz, sen sırtını çevirmişsin Muhammed Mustafa'ya, Amerika'ya kulak verdin, Vatikan'a kulak verdin, 3 milyonun katledilmesine teşne oldun, Müslüman avına çıktın, diyorsun ki ben Müslümanım. Yok böyle bir Müslümanlık.
Ve değerli kardeşlerim, bir başka şey daha. Şimdi iç güvenlik paketi açıklıyorlar. İç güvenlik paketi. Sabah akşam uyumadan, uyuyarak gece gündüz seferber olmuşlar. Allah Allah. Şu tabloya bakın. Dağda eli silahlı ve 30 yıldan bu tarafa bu milletin evlatlarından 40 bin tane insanı şehit etmiş, öldürmüş PKK ile, eşkıya ile pazarlık yapıyor. Çay kahve içiyor. Onlar ne diyorsa on evini talimat diye yazdırıyor. Onları o talimatlarını okuyor, kabul ediyor. Geliyor vatandaşın ağzını bağlamak. Vatandaşı Silivri'ye göndermek için iç güvenlik paketini hazırlıyor. Bu demokrasi değil ki. Kim buna karşı çıkıyor şimdi bu iç güvenlik paketine? Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun demokrasisi, demokratlığı sana 10 çeker Sayın Davutoğlu, Sayın Erdoğan. Siz kendinizden konuşmuyorsunuz ki. Şimdi ayaklarını sürtmeye başladılar, sürmeye başladılar. Niye? Yukarıdan haber geldi. Kandil'den, bir de İmralı'dan haber gönderdiler. Madem ki on emiri bunlar açıkladılar, kabul ettik diye açıklıyorlar. Bu iç güvenlik paketiyle ilgili bu maddeler nedir diye hesaba çekmeye başlayınca Davutoğlu elemanları yavaş yavaş nasıl viraj alırız diye bak Allah ne hale düşürüyor. Kılıçdaroğlu'nu dinlemeyen Erdoğan ve Davutoğlu'nu Allah APO'ya kulak verdi diye ortaya çıkartıyor. APO'ya kulak vermişsin, bu aşağı çıkıyor. O halde değerli kardeşlerim, bugün bizim bu gerçekleri görme günümüz ve bu gerçekleri hatırlama günümüzdür. Bir başka şey daha, onunla toparlıyor ve bitiriyorum. Bakınız, bugün öyle bir savrulmuşluk var ki, İslam'ın bütün ölçülerinden savrulduk. İmanın bütün ölçülerinden savrulduk. Geleneğimizin, medeniyetimizin bütün ölçülerinden savrulduk. Adeta AKP, Vatikan ve Amerikan aklıyla yeni bir din ihdas etti ve bu dini bütün milletimize hazmettirdi. Milletin ayıkması zor oluyor. Niye? Kelime-i Tevhid'den Muhammed Resulullah'ı çıkarttılar. Din kitaplarında. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir şey yapmadı. Ben 80'li yılları hatırlıyorum. Mustafa Timisi vardı. Türkiye'de komünistlerin en komünisti diye bilinirdi. Mustafa Timisi bile Kelime-i Tevhid'den Muhammed Resulullah'ı çıkartmadı. Bu İslamcılar geldiler, Kelime-i Tevhid'e makas attılar, Muhammed Resulullah'ı çıkarttılar. Şimdi Muhammed Resulullah'ı çıkartınca bir peygamber lazım. Ne olacak o peygamber? Hemen Aydın İl Başkanı, AKP'nin İl Başkanı oradan sesleniyor. Ne diyor? Erdoğan bizim için ikinci peygamberdir. Allah Allah. Girin internete, YouTube'a girin, ikinci peygamberdir diyor. İkinci peygamberlik herhalde yetmemiş olacak ki, yine AKP'nin kurmaylarından birisi, Fevai Arslan diye birisi, üst düzey bürokrat, diyor ki, Sayın Erdoğan'da Allah'ın bütün vasıfları cem olmuştur. Haşa ve kella. Şimdi herhangi bir CHP'li böyle bir şey söyleyecek. Allah Allah. Bütün cami önleri miting meydanlarına döner. Bütün milleti dökerler. Şimdi hacısına, hocasına soruyorum ben. Allah'ın bütün vasıfları Erdoğan'da cem olmuştur diye bir beyan eden, Kelime-i Tevhid'den Muhammed Resulullah'ın çıkartıldığında sessiz kalan o cami cemaati nerede? Değerli kardeşlerim, bu çok basit bir tablo değil. Bu tablo İslam'dan savrulmuştuk, Ehl-i Beyt'ten savrulmuştuk,
Böyle bir tablo içerisinde Müslüman, Müslümanın kardeşi olabilir mi? Hayır. Çünkü innemel müminune ihvetun. Müminler ancak kardeştir ayeti Allah'ın, Resulullah'ın ve Ehl-i Beyt'in yaşadığı İslam'da vardır. Ama siz bu İslam'ı Vatikan'ın ve Amerika'nın aklıyla değiştirir, peygamberini değiştirir, Allah'ın zati ve sübuti sıfatlarını Erdoğan'la cem ederseniz, sizin kardeşleriniz Türkiye'li Müslümanlar, Suriyeli Müslümanlar, Iraklı Müslümanlar olmaz. Kim olur? Amerika kardeşiniz olur, Avrupa kardeşiniz olur. O halde değerli kardeşlerim, bu tabloyu bizim okumamız gerekir. Bu tabloyu gerçekten kardeşliğe çeviren kim biliyor musunuz? O Ehl-i Beyt nefesiyle, Ehl-i Beyt ölçüsüyle, ki Türk milletinin Müslüman olması Ehl-i Beyt nefesiyledir. Bu Ehl-i Beyt nefesi öyle yüce bir nefes haline geldi ki, kıymetli kardeşlerim, artık Profesör Doktor Haydar Başbey'in Ehl-i Beyt külliyatı, Ehl-i Beyt kongreleri Türk milletinin birliğini, dirliğini, yüreğini bütünleştirmiyor. İslam dünyasının tamamını bütünleştiriyor ve hatta insanlığın tamamının karnını doyuruyor, sırtını giydiriyor. Çünkü Ehl-i Beyt'in anlayışında elinde olmasa bile, tabağında bir lokma olsa bile paylaşmak ve kardeşine vermek vardır. Ama Ehl-i Beyt'ten savrulduğun zaman kardeşinin cebindekini, milletin hakkını, yetimin hakkını soyup soğana çevirip ayakkabı kutularına doldurmak vardır. AKP'nin tablosu işte bu tablodur. Bu Muaviye ve Yezid tablosudur değerli kardeşlerim. Bugün bir başka şey daha. İnsan hiç ibret almaz mı? Hiç olaylardan ders çıkartmaz mı? Arka arkaya kaç tane F-4 uçağı düştü başımıza? 3 tane. Kaç tane şehit verdik? 6 tane şehit verdik. Bu kimin bize maliyeti biliyor musunuz? F-4 uçaklarının modernizasyonu ile ilgili anlaşmayı kim yaptı? İsrail'le. Erdoğan'ın hocası Erbakan yaptı. Faizi nema yaptıkları gibi bu canlı tabutları da efendim bunlar modernize edecekler diye İsrail'le anlaşmalar yaptılar. Ve şimdi patır patır F-4'ler düşüyor ve ikişer şehit veriyoruz değerli kardeşlerim. Buradan bizim ders çıkartmamız lazım. Bu AKP geleneğinin ne gövdesi, ne kökü, ne dalı bu millete yaramıyor. Can veriyoruz, şehit veriyoruz, bölünüyoruz, dağılıyoruz, parçalanıyoruz. Kime yarıyor? APO'ya yarıyor, Amerika'ya yarıyor. O halde biz bu gidişatı, bu sürüklenişi Profesör Doktor Haydar Başbey'e sırtımızı çevirip seyirle mi kalacağız? Profesör Doktor Haydar Başbey bizi ikaz etmişti. Bugün değil, 20 yıldan bu tarafa. 1990'lı yıllarda göreceksiniz. Kürdistan kurulacak demişti. Aydınlarımız, sivilimiz, askerimiz burun kıvırtmış. Ne oldu? Geldiler, çekiç güç üzerinden Amerika besledi ve Barzani, nasıl bir Barzani? Yahudi ailesinden geldiği tarihi kayıtlara ortaya çıkmış Barzani'ye bölgesel Kürdistan kurdurttular. Oradaki halk için bunu kurmadılar. Çünkü onun bağlı olduğu yer de İsrail. Profesör Doktor Haydar Başbey dedi ki, buradaki Kürdistan büyük İsrail içindir, arz-ı mev'ud içindir.
buradaki halkların hukuku için değildir dedi. Kimse dinlemedi. Ne oldu? Barzani'yi bölgesel Kürdistan yaptılar. Şimdi Suriye tarafını bizimkiler Eyüp Donat'la milli ve milletler arası hukuku yok ederek, yok sayarak biz insanları eğitiyoruz, donatıyoruz, silahlandırıyoruz. Diyoruz ki git Suriye'de darbe yap. Halkın seçtiği ve iş başında olan yönetimi devir. Ben şimdi soruyorum Sayın AKP'nin kurmaylarına. Hani siz darbeci değildiniz? Suriye'de darbe yapmak için her türlü hazırlığı, seferberliği yaptınız. Hayır. Siz 28 Şubat darbesinin meyveleri olarak en büyük darbecisiniz. Onun için Suriye'ye darbeye gidiyorsunuz. Ama artık gemi duvara dayadı. Oyun bitti. Bugün milletimizin de insanlığın da gördüğü bütün milletimizi sağı ile solu ile, milliyetçisi ile, dindarı ile, muhafazakarı ile, liberalı ile bütün milletimizi kucaklayan, kuşatan ve herkesin de karnını doyuracağım. Vatandaşlık maaşı bağlayacağım. Senyoraj hakkımı kullanıp devletimi ve milletimi parasız bırakmayacağım diyen milli ekonomi modelinin sahibi Profesör Doktor Haydar Başbey güneş gibi doğdu Türkiye'ye. O halde değerli kardeşlerim, bu güneşi zaman zaman bulutlar örtmeye çalışabilir. Bulutlar setreder. Hatta güneş tutulması yaşanabilir. Güneş tutulmasının yaşanması güneşin zafiyetinden değil, geçici bir haldir. Dünya biraz karanlık kalır, Türkiye biraz karanlık kalır. Ama güneş tutulması devri bitti, şimdi güneş açıldı ve Türkiye güneşe koşuyor. Güneş de koşuyor. Profesör Doktor Haydar Başbey'le koşuyor diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. İlahiyatçı yazar Mehmet Emin Koç'a teşekkür ediyor. Ekonomist yazar Sayın Selim Kotil'e sözü bırakıyorum. Değerli üstadım, Profesör Doktor Haydar Başbey, ekranları başında bizi izleyen aziz milletimiz ve değerli hazurun, programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Benden önce konuşan değerli konuşmacılarımızın konuşmalarından yaptığım bazı çıkarımlarda bir konuşma yapmak istiyorum. İlk defa muhterem hocamdan duyduğumda şahsen çok etkilendiğim bir olay var. Malum alemlerin efendisi vefat ediyor, rihlet ediyor. Peygamberimiz vefat ettiği, peygamberler hep söyledir, vefat ettiği yere defnedilir. İmam Ali Efendimiz evinde mezarını, hane-i mezarını kazıyorlar. Yıkaması yapılıyor, cenaze namazı kılınacak. Medine'de binlerce sahabe var. Vefat eden alemlerin efendisi. Şimdi kendinizden paye biçin, ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimiz. Duysak ki alemlerin efendisi şu anda içimizdeydi ve vefat etti. Dünyanın neresinde olursa olsun İşimizi, gücümüzü bırakır ne yaparız? Cenazeye gideriz değil mi? İki elimiz kanda olsa cenazeye gideriz. Kendi çocuğumuzun, eşimizin vefat haberini alsak bile nereye gideriz? Cenazeye gideriz. Peki alemlerin efendisinin cenaze namazını kaç kişi kılıyor?
17 kişi kılıyor. Bunu ilk defa hocamdan duyduğumda şok olmuştum. 17 kişi. Peki diğerleri nerede? Diğerleri dünyalık peşinde. Hilafet seçmekte, oradan pay elde etmekte, oradan bir şey kapmanın peşinde. Birisi mezarı kazarken Hazreti Ali yanına geliyor. Ya Ali diyor, sen ne yapıyorsun? İnsanlar toplanmış, halife seçilmiş, oradan herkes bir konum elde etmenin peşinde. İmam Ali Efendimiz mezarın içerisinde bir ayet okuyor. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır ve bir gün bu yaptıklarınızdan dolayı hesaba çekileceksiniz. Bir örnek daha vereyim. Yine çok beni etkileyen. Cuma vakti alemlerin efendisi hutbededir. Hutbe irad ediyor. Cuma hutbesi, bugün cuma. Hutbe irad ediyor. O sırada Şam'dan bir kervan geliyor. Kervan Medine'ye girince çan sesleri, çıngırak sesleri diyelim, çan demeyelim. Devenin boynundaki çıngırak sesleri duyuluyor. Bir hadiste 19 kişi, bir hadiste 13 kişi, 20'den fazla değil. 9 kişi diyenler var. Geri kalan tamamı hutbeyi terk ediyor. Gidip develerden mal alma peşine gidiyor. İşte bir grup Allah Resulü'nü dinlemek üzere orada kalıyor. Bir grup dünyalık peşine gidiyor. Bugün Haydar Hoca ile beraber olanlarla şimdi Amerika'da, Avrupa'da koşuşturuverenlerin arasındaki fark o gün başlıyor. Şimdi bize sahabe gökteki yıldızlar gibi, bunların hepsi uydurmadır bu hadisler. Hadislerin aslı Ehl-i Beyt ile ilgili. Allah Resulü'nün cenaze namazını kılmayan, hutbeyi terk ettiği için ayetle seni az bir pahaya satarlar denilen insanlar bize örnek olamazlar. Bize ancak ya Ali, beni öldürmeye gelecekler. Öldürmeye. Bakın, alemlerin efendisi hiç kimseden hiçbir şey istememiştir. Hiç kimse de. Ayette bile sizden hiçbir şey istemez diyor. Ama İmam Ali'den canını istiyor. Ali, beni öldürmeye gelecekler. Ben hicret edeceğim. Sen benim yatağıma yatacaksın diyor. Sadece onu Hazreti Ali'den istiyor. Öyle bir aşk, öyle bir birliktelik, öyle bir sevda var ki bunu Allah belirlemiş. Şimdi alemlerin efendisi kendisinden sonra sapıtmayalım diye Yahudi ve Hristiyanların arasında koşuşturuvermeyelim diye, domuz etini helal, zinayı helal, Müslüman kanını helal kılmayalım diye, birbirimizin boynunu vurmayalım diye alemlerin efendisi kendisinden sonra sapıtmayalım diye bize Allah'ın eli ve ipini gösterdi. O el İmam Ali'nin elidir. O el Fatıma-tü Zehra'nın elidir. Bugün işte Allah Resulü'nün Kadir Hum'da veda hutbesinde aleni olarak Allah'ın emriyle, Allah'ın ayetiyle bizlere tabi olmamız üzere gösterdiği eli maalesef
Sakife denilen yerde Müslümanlar terk ettik. Bugün ne çekiyorsak, bugün ne çekiyorsak, şu ana kadar İslam alemi ne çektiyse, bütün bunların sorumluluğu o gün başlıyor. Eğer bugün İslam coğrafyası aç ve susuzsa, İmam Ali'nin peşinden gitmediğimiz için. Eğer bugün İslam coğrafyasında kan ve gözyaşı varsa, İmam Hüseyin'in kanını akıttığımız için. İşte eğer biz bugün bu coğrafyada, bu topraklarda birlik ve beraberliğimizi sağlamak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizi ilelebet payidar kılmak istiyorsak, milli ve dini bütünlüğümüzün üst üste geldiğini unutmayalım. Muhterem Üstadımın yıllar önce yazdığı bir eser var. Milli ve dini bütünlüğümüz bir bütündür. Bizi bir ve beraber kılan, şunu unutmayın, eğer bugün şu topraklarda, Anadolu coğrafyasında bu kadar fitneye rağmen, bu kadar baskıya rağmen, bu kadar ayak oyununa rağmen, içimizden çıkan bu kadar deccallere rağmen halen dik duruyorsak, bunun bir tane sırrı var. Bunu biz bir ve beraber olmamıza borçluyuz. Bizi öyle bir ruh, öyle bir nefes, öyle bir el beraber kıldı ki şimdi ne yaparlarsa yapsınlar bir türlü parçalayamıyorlar. Ancak yıllar içerisinde bu noktaya getirdiler. O nefes de Hacı Bektaşi Veli ile beraber Anadolu'ya gelen Ehl-i Beyt'in nefesidir. Yıllar önce bakın ilk duyduğum zaman yine bu tespitler çığır açacak tespitlerdir. Yıllar önce ilk defa Profesör Doktor Haydar Baş Bey bir medeniyet tarifi yaptı. Bugün Türkiye'nin terör meselesinin çözümü bu yapacak olduğum, hatırlatacak olduğum yoruma bağlı. Muhterem Üstadım ne söylemişti? Anadolu'da bir sürü etnik kimlik var. Burada bulunan kardeş ben Rizeliyim. Lazlık olabilir. Fuat Bey göçmen. Sabri Bey efendim Kara Trabzonlu. Siirtli kardeşimiz var. Burada Türkiye'nin her yerinden Alevi, Sünni birçok insanımız var. Ama bakın Laz, Kürt, Çerkez, Keldani, Süryani, Asuri, Anadolu'da bir sürü farklı yaşantısı olan halklar vardı. Farklıydı. Yoğurt yiyişimiz farklıydı, oturuşumuz farklıydı, misafir ağırlamamız farklıydı. Ta ki Hacı Bektaş gelinceye kadar. Hacı Bektaş Ehl-i Beyt'in nefesiyle geldi. İmam Musa Kazım'ın torunu olarak. Anadolu'ya geldi ve o nazarıyla, o nefesiyle, o sohbetiyle tek tek o farklı olan halkları kendine doğru çekmeye başladı. Öyle bir cazibe merkezi oluştu ki, işte Profesör Haydar Başbey'in ifade ettiği gerçek bu ki, öyle bir merkez oluştu ki, onun şahsında, Hacı Bektaş'ın şahsında Laz halkı, Kürt halkı, Türk halkı, Keldanisi, Asurisi Müslüman oldu, Hacı Bektaş'la oldu, Hacı Bektaş gibi oldu. Ehl-i Beyt'in nefesiyle Müslüman Türk oldu. Bütün Anadolu, bütün Anadolu, bütün Anadolu artık tek bir kimlik altında toplandı. Müslüman Türk kimliği. Şimdi insanlar kendi içlerinde ne gizliyorlarsa hayatlarında onu açığa çıkartırlar. Ondan sonra bu iktidar geldi. Her üç kelimelerinden biri demokrasi, adalet, birlik, beraberlik, kardeşlik. Hep bundan bahsediyorlar. Ama
Kardeşlik diyorlar, Libya'dan kovulduk. Kardeşlik diyorlar, Mısır'dan kovulduk. Kardeşlik diyorlar, Kardeşlik diyorlar, Suriye'den kovulduk. Kardeşlik diyorlar, Afganistan'dan kovulduk. Kardeşlik diyorlar, kendi insanımız birbirine kurşun sıkıyor. Niye? Onlar kendi içlerindekini açığa çıkarttılar. Bugün bu millet, bir ve beraber olan bu millet, bugün birbirine kurşun sıkacak, birbiriyle kavga edecek hale getirildi. Yeniden sevgili dostlar, ekranları başında izleyen bizi aziz milletimiz, bu gidiş iyi bir gidiş değildir. Yeniden kendimize gelmemiz lazım. Rabia'nın elinden bahsediyorlar. Bizi Rabia'nın eli kurtarmaz. Ondan fayda yok. Bizi bir ve beraber kılacak olan Fatıma'nın elidir. Ehl-i Beyt'in ruhudur. Yeniden Ehl-i Beyt'in şahsında asker sivil, devlet millet, sağ sol, Alevi, Sünni demeden bir ve beraber olmamız lazım. İşte Profesör Doktor Haydarbaş, onlar okyanus ötesine gidip aldıkları fitne tohumlarını yayarken Profesör Doktor Haydarbaş da birlik ve beraberliğin tohumlarını yayıyor. Bakın, beni yakinen tanıyanlar bilir. Sol bir aileden geliyorum. Rahmetli amcam Aytekin Kotil 12 Eylül'de İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi'nden Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Üniversite okuyordum. Benim rahmetli babam, yine tanıyanlar bilir, namazını kılar, zekatını verirdi. Onun gibi dürüst insan tanıyanlar yoktu derdi. Ama CHP kökenli olduğu için bir türlü birilerinin nezdinde Müslüman olamıyordu. Ben de üniversitede okuyorum, o gelenekten geliyoruz. Biz de bir türlü kendimizi Müslüman göremiyor idik. Ta ki Haydar Hoca'yı tanıncaya kadar. Onu tanıyınca Müslüman olduğumu anladım. Bana Müslüman değil gözüyle bakanların da bize Müslüman değilsin gözüyle bakanların da hırsız olduğunu anladım. Üçkağıtçı olduğunu anladım. Şimdi Sayın Davutoğlu diyor ki, duvarına diyor bir hat sanatını astın mı, evinde diyor hat sanatı duvarında olanın diyor süfli arzuları olmaz. Oh ne güzel. Başına fesi taktın mı, duvarına hattı astın mı, bir de yanmaz kefeni kaptın mı, her altı yiyebilirsin. Bunlar yanmaz kefen ve ayakkabı kuturuları biriktirirken bizler Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in yanında selam getirmeyi öğreniyorduk. Bir gün Sayın Davutoğlu'yla Boğaziçi'nde pikniğe gidiyoruz. Ben muhterem hocamı tanımışım. İbadetlerimi başlamışım. Tövbe istiğfar, salatü selam. İslam ahlaktır. Din ahlaktır, merhamettir, cömertliktir. Bunu öğreniyorum. Pikniğe gidiyoruz. Davutoğlu en önde, hep beraber pikniğe gidiyoruz. Dedikodu yapıyorlar. Başka bir otobüste herkes konuşuyor. Dedikodu yapılıyor. Neyse mikrofonu aldım. Dedim ya, ben dedim sizin halinizden bir şey anlamadım. Ya ben soldan geldim dedim. Haydar Hoca'yı tanıdım. Selatü selamı tanıdım. Tövbe istiğfarı tanıdım dedim. Yani ahlakı, ibadeti, kulluğu, din deyince bunu gördüm. Burada bambaşka bir anlayış var. Herkes dedikodu yapıyor burada dedim. Aldım mikrofonu. Hep beraber dedim biraz tövbe istiğfar getirelim. Selatü selam getirelim. Otobüste benden başka diyen yok. Neyse zorla kızarak bütün otobüsü 3-5 dakikada olsa selatü selam getirdik. Niye anlattım bunu? Bakın,
öyle bir anlayış ortaya geldi ki, domuz eti İslam'a göre nedir? Haramdır. Bunun kesen bıçağı bile kullanamazsın. İnancımıza göre, değil mi? Şimdi bu ülkede domuz eti satmak serbest oldu. Soruyorum size, bunu Cumhuriyet Halk Partisi yapsaydı ne olurdu? Bütün sülalesi cehennemin tam ortasına atılırdı. Anlatıyorum hacı amcaya. Hacı amca bak böyle oldu. Bu iktidar yaptı. Ya işte ama nasıl bilmiyorum ki nasıl olacak ama niye o bir bildiği olabilir ki? Hacı abi, faiz her eve girdi. Faizin girmediği hiçbir yer kalmadı. Ne diyorsun? Ne bileyim ki? Kendi de yapıyor çünkü. Zinasçı olmaktan çıktı. Örnekleri çoğaltabiliriz. Hepsine karşı canım vardır bir izahı denilen bir anlayış ortaya çıktı. Böyle bir İslam yok. Böyle bir din yok. Mehmet Emin Bey bahsetti. Müslümanın canına kasteden bir din yok. Allah Müslümanın canını ve malını Müslümana haram kılmıştır. Öyle büyük fitne tohumları serptiler ki, yıllarca lisede okudum, fen lisesinde, gece yatakhanede oturuyorduk. Dindar arkadaşlar, Atatürk dinsiz, Atatürk deccal. Her gece bunu dinlerdim, her gece. İyi ki Aydar Hoca var ya. İyi ki Aydar Hoca var. Şimdi öyle hırslanıyorum ki yıllarca hocamı ben eğer lisede tanısaydım, bunları o gün bilseydim canlarını okurdum onları. Ne yapalım, bugün öğrenebildik. Şimdi öyle bir Atatürk anlattılar. Öyle bir CHP, öyle bir Atatürk, öyle bir sol, dinsiz. Ne yaptı Mustafa Kemal? Ben size anlatayım ne yaptığını. Ona dinsiz diyenlerin ellerini, bu milletin üzerindeki ellerini kırdı, rantlarını bitirdi, denize döktü de ondan. Şimdi Sivas'ta Sivas Kongresi olacak. Şimdi bir tane fesli var. Çıkmış. Hem diyor ki, ismini vereyim, Kadir Mısıroğlu. Hem diyor ki Atatürk İngiliz'in adamı diyor. Hem de diyor ki Sakarya Meydan Muharebesi'nde diyor, biz Yunanları yenmedik diyor. İngilizler bize yardım etti, öyle yendik diyor. İngilizlerin sayesinde kurtulduk diyor. Atatürk aleyhine bir kitap yazmış. Mikrofilmleri İngiliz kraliyet ailesinin kütüphanesinden kahvehanede çay içerken ona getirilip teslim edilmiş. Niyeyse hep İngiltere'den uçan kuşlar bunların kafasına pisliyor. Elhamdülillah hiçbiri bu millete bize bulaşmıyor. Şimdi Mustafa Kemal ne yaptı? Sivas Kongresi'nde Anadolu'da, bakın önünüze bir Anadolu fotoğrafı koymak istiyorum. Padişah, efendim, işte padişah atalarımıza Mustafa Kemal karşıydı. Yalan. Mustafa Kemal vahdetine karşıydı. Doğru. Çünkü vatana ihanet etti. O yüzden karşıydı. Ama Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra 1921 yılında daha büyük taarruz yapılmadan Fransızlarla anlaşma imzalıyor. Süleyman Şah Türbesi'ni toprak olarak, vatan olarak satın alıyor. Kimden? Fransızdan. Burası diyor vatanımdır. Mustafa Kemal Süleyman Şah'a karşı değildi. Vatanını satana karşıydı. Sivas'ta diyorlar ki ona, Halide Edebadıvarlar, Yunus Nadiler, hepsi. Ya sen ne yapıyorsun? Padişah zaten geçmiş öbür tarafa. Biz yedi düvele karşı başaramayız. Yapamayız. Bugün Haydar Hoca'ya ne diyorlar?
Yapamazsın. Edemezsin. Nasıl olacak? Hem namaza gidiyor, Allahu Ekber diyor, Allah en büyüktür diyor. Çıkıyor camiden dışarıya, Amerika daha büyüktür, onsuz olmaz diyor. Ona rağmen yapılmaz diyor. Şimdi diyorlar ki Tayyip Erdoğan Allah'ın elçisi. Bunlar birinin elçisi ama neyin olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Şimdi bakın Mustafa Kemal ne diyor? Biz başarılı olacağız. Buna şüphe yok. Acaba zafere kavuştuğumuz ve memleketi kurtardığımız zaman kimlere diyor bunu? Amerikan mandası olalım diyenlere. Sivas'ta herkes toplanmış. Mustafa Kemal'e diyorlar ki Amerikan mandası olalım. Amerika'nın kontrolüne girelim. Kimin görüşü bu? Wilson'ın. Amerikan Başkanı Wilson'ın. Şimdi Davutoğlu nerede şu anda? Amerika'da. Kimsenin gittiğinden haberi bile yok. Bakın çok enteresan. Ne görüşmeye gitti? Amerika'da gizliyor olayı. Türk halkından bu görüşme gizleniyor. Neyin pazarlığı yapılıyor? Ne oluyor belli değil. Şimdi biz başarılı olacağız. Buna şüphem yok. Acaba zafere kavuştuğumuz ve memleketi kurtardığımız zaman Osmanlı ricalinin ileri gelenleri utanmak hissini duyabilecekler mi? Öyle bir manda istenecek veya verilecekmiş ki hakimiyet hakkına, dışarı temsil hakkımıza, kültür bağımsızlığımıza, vatan bütünlüğümüze dokunulmayacakmış. Buna ve böylesine Amerikalılar değil, çocuklar bile güler. Her şeyin başında Amerikalılar kendilerine hiçbir menfaat temin etmeden böyle bir mandayı niye kabul etsinler? Amerikalılar bizim kara gözümüze mi aşık olacaklar? Bu ne hayal? Bu ne gaflettir? Hayır paşalar, hayır. Hayır beyefendiler, hayır. Hayır hanımefendiler, hayır. Hayır, manda yok. Ya istiklal ya ölüm. Şimdi soruyorum size. Bütün dünya karşınızda, yanınızda gördükleriniz de karşınızda, herkes manda ol diyor ama siz dimdik duruyorsunuz. Size bu dik duruşu veren nedir? Onu da Haydar Hoca diyor. Mustafa Kemal Seyit'tir. Ona o ruhu veren İmam Ali'dir diyor. Ehli Beyt'in nefesidir. Şimdi soruyorlar Haydar Hoca'nın bu cesareti, bu kadro, bu cesareti nereden alıyor? Aynı yerden alıyoruz. Aynı ruhtan alıyoruz. Biz de diyoruz ki ya istiklal ya ölüm. Onlar ekonomiye de değineceğim, bitireceğim. Şimdi zannediyorlar ki Amerika çok güçlü. Parası var. Bunlar ne diyorsa dediklerini yapalım. Yanılıyorlar. 3 günlük dünya menfaatine her şeylerini terk ettiler. Allah da içimizden öyle bir insan çıkardı ki bunların köle olduğu dünyalığı ve dünyalığı elde etmenin yollarını Haydar Hoca'nın getirdiği Cenab-ı Hak gönlüne, fikrine, eline teslim etti. Şimdi bu ele kim tutundu? Dünyanın lideri oluyor. Ruslar tutundu, lider oldu. Yunanlar tutundu, ayağa kalktılar. Ey millet, sen neredesin? Neredesin? Kendi kaderini sen çizdin. Sürünmeyi seçtin. Bu nasıl bir zillettir? Hem ahiretimizi hem dünyamızı kaybediyoruz. Neden görmüyoruz? Bugün bize uzatılan el sadece dünyamızı değil, ahiretimizi kurtaracak, bizi bir ve beraber kılacak bir çözümdür.
Millet olarak bize düşen vazife bu görüşle, bu insanla, bu çözümle olmaktır. Şimdi faizleri düşür düşür diye Cumhurbaşkanı atıp tuttu. Doğru mu? Sonra çıktı bir de enteresan dedi ki efendim dedi enflasyon dedi faizin sonucudur. Allah Allah. Tamam yani ikinci peygamber oldun. Allah'ın elçisi oldun. Da şu ana kadar hiç kimsenin bilmediği Haydar Hoca deyinceye kadar kimsenin bilmediği bu iktisat görüşünü kimden öğrendi? Yıllarca bu dünyada bilinen enflasyon tarifi nedir? Faizleri arttırırsın, piyasada talebi kısarsın, enflasyon düşer. Bunun doğruluğunu ispat etmek üzere iktisatçı Gibson diye bir adam deneyler, araştırmalar, ampirik çalışmalar yapıyor. Sonuçta bakıyor ki faiz arttıkça enflasyon artıyor. Buna diyor ki iktisatçılar Gibson paradoksu çözemiyorlar. Haydar Hoca geliyor, görüşünü ortaya koyuyor, diyor ki bir ahmak adamlar. Onu ben diyorum. Haydar Hoca diyor ki maliyet enflasyonu diye bir kavram vardır diyor. Eğer sen diyor maliyetleri arttırırsan pahalılık olur. Faizler artarsa enflasyon da olur, artar diyor. Ve literatüre, iktisat tarihine yepyeni bir enflasyon tarifi getiriyor. Şimdi birisi Sayın Erdoğan'a bunu kağıt olarak önüne koymuş. Okuyor. Efendim diyor, faizler artarsa enflasyon olur diyor. Sayın Cumhurbaşkanım, sen bu söylediğine samimi misin? Güzel. Yani bu dediğine samimisin değil mi? Güzel. Türkiye'de şu anda enflasyon kaç açıklandı TÜİK'in? Kaç? Enflasyon. 8,5. Enflasyon. Şimdi soruyorum. Bankadan gidip kredi kullandınız mı? Kredi kaç? Kaç alınıyor şu anda? 15 ile 20 arası değişiyor. Peki ne olması lazım? Sen şimdi sanayicisin. %20 ile kredi aldın. Bir üretim yaptın. O ürettiğin malın fiyatının ne olması lazım? %20 ne olması lazım? Artması lazım değil mi? E peki Sayın Cumhurbaşkanım o zaman çıkıp desene enflasyon bu ülkede 8,5 değil %20. Niye söylemiyorsun? Söylesene. Çünkü ne söylediğini bilmiyorsun. Siz iktisattan sevgili iktidar iktisattan anlamazsınız. Amerika'dan talimat almaya alıştınız. Sizin bildiğiniz iktisat satmak, satmak, satmak. Ha bir de yeni bir şey çıktı. Sık ulan sık bir de o var şimdi. Polise diyorlar ya. Soruyorum size. İktisat konusunda dış siyasette bu iktidar hangi görüşünde isabet kaydetti? Var mı? Bana bir görüş söyleyin ki dedikleri çıktı. Var mı? Aa var. Bir tane var. Ne biliyor musunuz? Faiz, döviz, dolar hepsinde yanılıyorlar ama bir konuda 12'den vuruyorlar. Mesela Erdoğan Bayraktar bir toprağı alıyor, tarla alıyor, bir anda arsa oluyor. İmarı açılıyor, milyon dolar kazanıyor. Bak Davutoğlu'nun dünürü, Ülker grubu. İleri görüşlü insanlar. Üçüncü köprü yolunun orada almışlar araziyi. Adamın ufku geniş. Araziden otoban geçmiş. Niyeyse bu ufku bir türlü milletin yararına kullanamıyorlar. Şimdi bu zihniyetle ülke düzelmez.
Bakın, Profesör Doktor Haydar Baş bir iktisat modeli hayata aldı. Dar gelirliden, vatandaştan, halktan yola çıkarak bir model ortaya aldı. Şimdi siyasi partiler onun sosyal devlet anlayışlarını her yerde konuşuyorlar. Doğrudur. Ama bunları verebilmek için bir kaynağa ihtiyaç var. O kaynağı bulduğu için Haydar Hoca Haydar Hoca oldu. O kaynağı bulduğu için milli ekonomi modeli dünyanın tezi oldu. Ben bir iki noktaya değinip bitiriyorum. Bakın. Vatandaşlık maaşı. Şöyle düşünelim. Şu anda evde hanımla bey bir araya geldiği zaman en çok konuştuğunuz konu ne? Allah razı olsun. Kim dedi? Bak fatura. Doğru mu? Hanımlar genelde konuşuyorlar. Erkekler kaçacak yer arıyorlar. Elektrik faturası, kira, doğalgaz. Bir de doğalgaza zam gelmedi diyorlar. Benim eve bir doğalgaz faturası geldi. Dedim acaba Rusya'dan gelen gazın tamamını biz mi kullanıyoruz? Bu ne biçim fatura anlamış değilim. Cari açığı bana kapattıracaklar. Şimdi hepimizin gündeminde bu var. Ne meselemiz var bizim? Geçim derdi. Ülke bölünüyor, başımızı kaldırıp bakamıyoruz. Evdeki kırıntıları, yerdeki ekmek kırıntılarını toplamanın peşindeyiz. Kıbrıs gidiyormuş, ülke bölünüyormuş. Bunlarla millet olarak vakit bile ayıramıyor millet. Niye? Mal sahibi kapıda. Elektriği ödemedin bir gün sonra kesiliyor. Bir de yeni bir şey uydurmuşlar. Efendim kaçak elektriğin faturasını bize yazıyorlar. Tamam da kardeşim Güneydoğu'daki A şirketi, İstanbul'daki B şirketi. Güneydoğu'daki kaçağı yazsın Güneydoğu'ya. İstanbul'a niye yazıyorsun? O farklı bir firma. Kaçak elektrikle alakası yok konunun. Özelleştirirken, satarken sözler verilmiş. Bunu alan adam o biçim para kazanması lazım. Şimdi en büyük meselemiz geçim meselesi. Gırtlağına kadar kredi kartı borcu olmayanımız var mı? Bu 350 katyon herhalde birileri borçlandık. Bizim borcumuz bu. Gırtlağımıza kadar kart borcumuz var. Şimdi faizler düştü diyorlar. Bir kredi kartının asgarisini öderseniz faiz ne? Aylık %2.3, 2.4. Yıllık %35 yapıyor. 35. Düşünebiliyor musunuz? Bir yılda bankaya %35 faiz ödüyoruz. %35. Amerika'da 80 yılda, 90 yılda kazanacağı parayı adam Türkiye'de bir yılda kazanıyor. Şimdi halimiz bu. Eğer Haydar Hoca iktidar olsaydı ne olacaktı? Vatandaşlık maaşı alacaktı. Her ay düzenli olarak 500 artı 500 hanım maaşı, bayan maaşı yani 500 lira bütün bayanlara, 500 lira vatandaşlık 1000, 500 lira da evin erkeğine 1500, 250'şerle çocuklara, iki çocuk var diyelim, etti 2000. Asgari ücrette 5000, etti sana 7000. Şimdi soruyorum, bizim böyle bir gelirimiz olsa mı daha iyi olurdu? Yoksa kapasana şu ışığı. Niye açık bıraktın? Evimizi batıracaksın. Kız şu doğalgazı. Battaniyeyi getir. Dediğimiz hayat mı daha iyi olacak? Hangisini istiyoruz? Ben evde battaniyeyle gezmek istemiyorum. Ben sabahleyin çocuğuma gönlü istediği kadar para vermek istiyorum. Çocuğumun gelecek garantisini görmek istiyorum. Öyleyse Haydar Hoca'yı iktidar istiyorum. Bu kadar. Bir nokta daha demiştim. O da madenlerle ilgili. Şimdi
Kaynak yok, kaynak yok, kaynak yok. Haydar Hoca 3 katrilyon dolar. Bakın, katrilyon dolar. Bunlar şimdi bu matematik hesabını anlamazlar. Sayın Davutoğlu diyor ki 19 bin dolar kişi başı gelirimiz var. 19 bin dolar. 2.6,5 65'e çarparsanız bunu 38 6 50 48 50 bin lira yapar aşağı yukarı. Bir kişi 50 bin. Dört kişi 200 bin. Sevgili dostlar. Karı koca iki çocuk yılda 200 bin lira para giriyor cebimize. Haberiniz var mı? Doğru, bu para var. Bu paralar yola çıkıyor. Cebimize girmek üzere yola çıkıyor. Bu kazanç bu ülkede üretiliyor. Var. Yola çıkıyor. Tam cebimize girecek. Yolu şaşırıp ayakkabı kutusunun içine gidiyor. Bir tanesi tam gelecek, yolunu şaşırıyor, İsrail'e gidiyor. Bir tanesi girecek, okyanus üstesine gidiyor. Bizim cebimize gire gire demir 1 lira kalıyor. Simit parası. O da şimdi köprüye giderken simit satıyor 1,5 lira. Biri de geçti. Şimdi Türkiye'nin bu kaynakları var. Yok değil. İnanılmaz kaynaklarımız var. Şimdi bu kaynakları satıyorlar. 83 bin maden ruhsatı verildi. 83 bin. Trilyonlarca dolar değerinde kaynağımız satıldı. Sadece 83 tane petrol firması var bu ülkede. 83 tane. Kimisinin 150 kuyusu var, kimisinin 200 petrol kuyusu var. Şu anda var. Çıkartıyorlar. Ama bizim payımız oradan hiçbir şey düşmüyor. Bir de şimdi bir dedikodu üretmişler. Efendim Mustafa Kemal Lozan'da söz verdi. 2023'e kadar biz onu çıkartmayacağız. Bir tanesi bana bunu söyledi geçen. Dedim oğlum sen hiç ilkokulu okumadın mı? Hiç sen Uzun Mehmet'i okumadın mı? Zonguldak'taki kömürü duymadın mı? Çayeli'deki bakırı duymadın mı? İlk Batman'da çıkan petrolü duymadın mı? Bunları hiç işitmedin mi? Öyle bir yalana, öyle bir dedikoduya olay teslim edilmiş ki. Son cümle. Bu kaynaklar bu milletin malı. Bu kaynaklar bu milletin malı. Bizi birbirimize düşman kıldılar. Sağ sol diye, Alevi Sünni diye bizi birbirimize kırdırıyorlar. Adamlar kaba ifadeyle arkadan malı götürüyor. İşte bu fitneyi Haydar Hoca bozdu. Kılıçdaroğlu geçen Mustafa Kemal'e mevlüt okuttu. Haberiniz var mı? Mevlüt okuttu. Davutoğlu da Türkiye'de ilk kiliseyi açma müjdesini verdi. Doğru mu? Sayın Cumhurbaşkanı besmele ile kilise kurdelesi kesti. Kılıçdaroğlu Atatürk'e mevlüt okuttu. Bu ölçüs kargaşasını, bu fitneyi ortadan kaldıracağız. İslam Muaviye'nin dini değildir. İslam Amerika'nın bize gösterdiği anlayış değildir. İslam İmam Ali ile beraber kıyamete kadar devam edecek olan Muhammed Mustafa'nın dinidir. Ve Profesör Doktor Haydar Baş bu oyunları bozuyor. Sağı, solu, Alevi, Sünni, Lazı, Kürdü, Çerkezi bu milletin dağdaki eşkıyasından evdeki teyzesine kadar milletin tamamını bir ve beraber kılıyor, karnını doyuracak, iş ve aşk getirecek projeyi ortaya koyuyor diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Güzel konuşmaları için değerli konuşmacılarımıza, salona teşrif eden siz değerli misafirlerimize ve ekranları başında bizleri takip eden değerli milletimize teşekkür ediyor. Başka bir programda görüşmek üzere Allah'a emanet ediyoruz.